İmam-ı Azam Hazretleri, İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin babasının çok meşhur bir olayı var. Dere kenarında abdest alırken dereden gelen suyu, bir tane elmayı, akarak gelen elma düşmüş. Kim bilir nereden geldi? Nereden geldi? Alıyor, ısırıyor. Bir ısırık alıyor, yiyor. Sonra aklına geliyor. Ya diyor, ben bunu ısırdım ama diyor, yedim ama diyor. Elma bana ait değil. Helal mı haram mı, aklına şüphe düşüyor. Normal koşullarda baktığınızda giden bir şey. Hani bu direkt haram demek doğru değil. Ama takva sahibi bir insan olduğu için, bir de şu vardır Hasan Hocam. Siz o güne kadar özenle geldiyseniz Allah da sizi korur. O yediğiniz de size söyler zaten, beni yeme der. Gelmez. Elmayı ısırdığı elmayı eline alıyor. İşte akış yönüne doğru ters gidiyor. Bahçelere baka baka aynı cins elmanın olduğu bir bahçeyi buluyor. İçeri giriyor. Bakıyor orada biri uğraşıyor. Bostanla, bağla, bahçeyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Efendim diyor, şu elma diyor dereden geliyordu. Baktım ki sizin bahçedeki elmalardan birine benziyor. Dalgınlıkla ben bir ısırık aldım diyor. Bunu bana helal eder misiniz diyor. Sizin bahçenin elmaları herhalde. Öbür zat görüyor bunu. Tabii olayın sıra dışı bir şey olduğunu fark ediyor. O da güzel bir insanmış. Diyor, sana hakkımı helal etmem diyor. Halbuki ne olacak, canın sağ olsun, al kardeşim, acile götür. Bir elmanın lafı mı olur? Lafı mı olur? Ki dalından da almamış giden bir elma. Etmem diyor. Ne olacak diyor. Bir rivayete göre 2 yıl, bir rivayete göre 7 yıl diyor. Benimle çalışman lazım diyor. Bana hizmet edeceksin ki o ısırdığın elmanın hakkını helal edeyim. Düşünüyor sahabe hazretleri, ne yapayım, ne edeyim? Tamam diyor yani. Madem öyle çalışacağım. Çalışıyor. Çalışma süresi bitince, bitti sürem, beni artık diyor gönder. O da diyor, bir şartım daha var. O da şudur. Benim bir kızım var, işte kördür, sağırdır, dilsizdir, topaldır. Bununla evleneceksin. Ona da tamam diyor. İşte evlenecekleri gün hanımefendiyi görüyor. Diyor ki, herhalde yanlış birini tarif ettiniz, bahsettiğiniz gibi değil bu diyor. İşte beyefendi de diyor ki, benim kızım kör derken harama bakmadı, sağır derken şuraya geliyor. Şimdi baba iman ehli, harama eline dikkat eden. Kızı böyle, gelen sabit hazretleri böyle evleniyorlar. Evliliklerin sonucunda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri dünyaya geliyor. Bakın böyle, şimdi nereye getiriyorum Hasan Hocam? Sağlıklı beslendiğinizde, helal-i harama dikkat edin, sizden gelen nesilden böyle alimler çıkıyor. Evet. Bu alim 3 yaşında hocaya veriyorlar, okut diye. 3 yaşında. 3 günde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyor. Bu bir aslında mucize ve bizlere ibret. Bunun üzerine tabi burada... Bir dahi bir kafa yani. Muhteşem bir kafa. Allah Teala açıyor hocam. Açıyor, veriyor. Annesi diyor ki, evladım diyor çocuğuna, eğer diyor annen diyor o elmayı, baban o elmayı ısırmamış olsaydı 3 günden daha önce diyor sen bunu okurdun. Eyvallah.